Milyonlarca öğrencinin, öğretmen ve velinin beklediği haber dün akşam gelmişti. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi artık resmen sona erdi. Okullar Eylül ayında yeniden açılacak fiziki olarak. Ancak uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar, yani bir ay daha devam edecek. O soruysa akıllarda durmaya devam ediyor. Acaba özel okullar yılbaşında peşin aldıkları ücretleri iade edecek mi, etmeyecek mi? Üstelik sadece okul parası da değil. Servis ve yemek paraları da yılbaşında peşin ödenmişti. O konuda da bir kafa karışıklığı var. Veliler o ödemelerin de iadesini istiyor. Eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdı. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır. Okullar açılmayacak ama uzaktan eğitim süreci 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Uzaktan eğitimin devam etmesi kararlaştırılmıştır. Telafi eğitimiyle ilgili henüz detaylar belli olmadı ama birkaç güne kadar açıklanması bekleniyor. Okullar kapandığına göre özel okullar para iadesi yapacak mı? Ücretlerin karşılığı hiçbir kayba uğramayacağını velilerimizin ve öğrencilerimizin bunu beyan ettik. Özel okullarda uzaktan eğitime devam edeceği için, yani müfredat tamamlanacağı için okul parası iade edilmeyecek. Karşılığını almadığım bir hizmetin ücretini de ödemek istemem tabii ki. Borçlar hukukunun temel prensiplerine göre hizmet yoksa ücret de yoktur. Etüt eğitim ücreti ödemiştik, yemek de ödemiştik. Çocuklarımız 2 aydır okula gitmiyor. Bu ücretler iade edilirse açıkçası bizim açımızdan çok daha iyi olur. Bu servis ücretlerinin tamamı, hadi bilemediniz, önemli bir bölümünün iadesi gerekir. Yemek ücretleri için, okul ücretleri için de bunlar geçerli. Peki ya okula gitmeyen çocukların servis ve yemek paraları iade edilecek mi? 185 günlük eğitim öğretim gününü ne kadar dolduracağımızı bilmiyoruz. Bundan dolayı bir ücret iadesi yapamıyoruz. Okullar genelde çocukların yemek yediği gün kadar para alınacağını belirtiyor. Yani yemek paraları ya iade edilecek ya da önümüzdeki yıldan düşülecek. Ama servis ücretlerinde durum biraz daha karışık. Çünkü bu kez hizmet sağlayan taşeron firmalar devreye giriyor. Servis ücreti, yemek ücreti verildiyse bunların iadesi veliler tarafından istenebilecektir. Tamamlama sürecinde zaten hiçbir ücret almadan bunlar velilerimize sunulacaktır. Okulların ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalarla tatmin olmayan veliler çareyi CİMER'e başvurmakta buldu. Sorun CİMER'e iletildi. CİMER ise çözüm adresi olarak tüketici hakları hakem heyeti ve mahkemelerini gösterdi. İnternetten de e-devlet şifresiyle bu başvurunun gerçekleştirilmesi mümkün. Velilerin isyanı Meclis Milli Eğitim Komisyonu'ndan da duyuldu. Vekiller konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor. Toplumu etkileyen bu olağanüstü durumda herkesin anlayış ve fedakarlıklarla bunun üstesinden geleceğine inancım tamdır. Öğrenci velilerimizin eğitimle ilgili sorunlarına kulak tıkamayın.